Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin en çok izlenen yerel kanalı TV52 ve dolayısıyla TV52 ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 30 Ekim 2019 Çarşamba. Yine gündemin öne çıkan başlıkları ve sıcak gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz 2 günlük bir tatil vardı aslında. 1,5 günlük olmasına rağmen pazartesi günü haftanın ilk günüydü ve yarım gün mesai vardı. Dolayısıyla birçok kişinin hem işleri hem de söylemleri o zaman dilimine sığmadı ve bugün çarşamba günü haftanın ilk günüymüş gibi başladı. Her anlamda hem siyasi hem de iş yoğunluğu anlamında ciddi bir aktivite, ciddi bir hareketlilik vardı. Biz de bundan nasibimizi aldık. Ve tabii haber merkezi de bundan nasibini almış. Oldukça yoğun bir gündemle bugün karşınızda olacağız. Ve ne diyoruz her akşam olduğu gibi? Önce tabela diyoruz. Tabelamız da bu akşam tam hedefine gidecek. Çünkü biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatı başladığı günden itibaren herkes duruşunu bir şekilde belli etti. Yani akla kara belli oldu. Gördük ki aslında bizim yanımızda sadece Türkler var. Türk kökenli kardeşlerimiz var. Onun dışında hiçbir dünya ülkesinden bunların tamamına yakın demeyelim abartı olmasın ama aslında büyük bir çoğunluğu da Müslüman ülkeler. Tabii Avrupalılardan, Amerika'dan bunu bekliyoruz ama kendi kardeşlerimizden, kendi Müslüman kardeşlerimizden bunu görünce tabii insan doğal olarak üzülüyor ve de endişelenmiyor desek yalan olur aslında. Çünkü dünyada yan yana gelmesi en kolay topluluk Müslümanlar olması gerekirken bu noktada ayrışmamız çok düşündürücü gerçekten. Tabelamız tutarsızlık görüyorsunuz. Resmi de gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın resmi var. Herhalde bu kelimeden daha iyi bu sıfatı, bu yüzü, bu karakteri anlatan başka bir kelime olmaz. Bana sorarsanız hiç de akılsız bir adam değil. Yani siyaseten deha sayılabilecek bir adam. Bunu göreceksiniz eğer dönem bittiğinde yaşıyor olursak hep beraber göreceğiz. Gerçekten çok başarılı, ne istediğini bilen ve istediğine göre de oyunu oynayan bir adam. Amerika'da seçim kazanmak isteyen bir adam. Yani 2020'de seçim var, seçimi kazanmak istiyor. Ve dolayısıyla Amerikalılara yönelik, siyasete yönelik hamleler yapıyor, Türk düşmanlığı yapıyor. Biliyorsunuz son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da Türk düşmanlığı ciddi prim yapıyor. Seçime giden herkes de bunu kullanıyor. Biraz sonra gündem özette işleyeceğiz konuyu. Amerika Temsilciler Meclisi'nde dün akşam bir dizi kararlar alındı. Türkiye'nin aleyhine kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi çok komikti. Konu gelecek biraz sonra söyleyeceğiz. Her fırsatta Türkiye'den intikam almak isteyen ya da Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen ülkelerin kullandığı argüman dün akşam onaylandı Temsilciler Meclisi'nde. Tabii sonra gündem özetle bahsedeceğiz bu konudan. Trump'taydık biliyorsunuz. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Barış Pınarı Harekatı'nın başından beri, başladığı günden beri bir öyle bir böyle tutumuyla, yani bir Türkiye'yi göklere çıkartan, bir Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı göklere çıkartan, bir de yerin dibine batıran tweetleriyle çok ciddi kafa karışıklıklarına sebep oldu. Bir gün bakıyorsunuz Türkiye lehine çok olumlu söylemler, bir bakıyorsunuz ertesi gün aleyhine çok ciddi karalamalar ya da ne bileyim yaptırımlar, tehditler üst üste geliyor. Dolayısıyla Sayın Trump'ın bu davranışlarını bundan daha iyi anlatan bir kelime olamazdı. Ama bu tutarsızlığa rağmen, bu içeriye başka, dışarıya başka oynamaya rağmen bizim ülkemiz ne yapıyor? Her zaman tavizsiz duruş sergiliyor. Her zaman ok gibi duruyor, elif gibi duruyor. Her zaman hedefinden emin duruyor ve hedefine yürüyor. Ne yapıyor? Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye ilerlemesini durdurdu. Dedi ki kardeşim madem öyle teröristler buradan çıkacak biz de dururuz. Gereğini yaptı, durdu. Peki şimdi ne yapıyor? Şimdi de alanın temizlenmesini bekliyor. Yine gündem özette göreceğiz. Gündem özette cumartesi günü Rusya ile ilk devriye atılacak ve o zaman görülecek. Bakalım alan boşaltıldı mı, boşaltılmadı mı? Tabelayı bitirelim. Tutarsızlık bugünün konusuydu. Hedefi de Amerika Birleşik Devletleri aslında başkanıyla beraber Temsilciler Meclisi'ydi. Çünkü genelde Trump'ın eğer seçimi olmasa, yani önümüzdeki yıl seçimi olmasa Erdoğan'ın fikirleriyle %1 bile ayrışmadığını düşüneceğiz. %1 bile fark olmadığını düşüneceğiz. Ancak o seçim dolayısıyla bir öyle bir böyle oynayarak hem dünya kamuoyunda kendini rezil ediyor hem de ülkede, bizim ülkemizde tutarsız bir adam olarak artık ismi sabitlenmiş oldu.
diyelim, devam edelim. Bülten içinde yine konuyu irdeleyelim. Gündem özetle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Gündemimiz de oldukça yoğun bugün. Ulusal gündem özellikle yoğundu. Partilerin grup toplantıları vardı. Ama asıl gündem tabii dün akşam Amerika Temsilciler Meclisi'nden çıkan yaptırım ve Ermeni soykırım tasarısının 1915'teki Ermeni soykırım tasarısının kabul edilmesiydi. Bu öyle bir şey ki sevgili izleyenler, Türkiye aleyhinde birisi bir duruş sergileyecek olsa hemen bunu öne sürüyor. Ne bir bununla ilgili mahkemeye gitmiş ülke, ne uluslararası bir arenada yargılanmış, ne de bir infazı var. Hiçbir şey yok. Ama bazen Fransa, bazen Almanya, bazen Amerika öyle zamanlarda çıkıp bu konuyu koz olarak bize kullanıyorlar ki aslında altının boş olduğunu herkes biliyor. Aslında o dönemi herkes biliyor. O dönemlerde neler yaşandığını herkes biliyor. Olayın ne olduğunu da herkes biliyor. Zaten bu yüzden ne hakkında yasal bir işlem yapılmış ya da hakkında ne bir mahkeme var ne de bir infaz var. Ama buna rağmen her fırsatta önümüze konulan bir şey. Bu sefer de yine Amerika'nın bunu koz olarak kullandığı, hem seçim malzemesi olarak kullandığı, önümüzdeki dönem seçim var biliyorsunuz 2020'de Trump'ın, hem buna yönelik iç siyasete koz olarak kullandığı hem de Barış Pınar Harekatı'nda belki tepkimi olarak, yani oradaki Türk ordusunun başarısını, ülkenin başarısını biraz gölgelemek amaçlı yaptığı bir salvo. Yer miyiz? Tabii ki yemeyiz. Ayrı bir şey. Bununla ilgili muhakkak Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleri olacaktır. Daha fazla olacaktır. Bugün oldu, daha fazla olacaktır. Ama Türkiye buna pabuç bırakmayacaktır. Ha şöyle de bir durum var. Biliyorsunuz sadece Temsilciler Meclisi'nden geçmesi yetmiyor. Onay var. En son onay da Sayın Başkan'da. Ben adım gibi eminim ki tabii seçimle ilgili eğer bir kaygısı kalmazsa Trump'ın bunu onaylamayacaktır ya da öteleyecektir. Başkandan geçmeyecektir. Aksi halde Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri son derece fazlasıyla gerilecektir. O yüzden bu riske giremeyeceklerini düşünüyorum. Zira Türkiye Amerika için gerçekten büyük bir partner. Sahip olduğu coğrafi konum itibarıyla da hiçbir ülkenin sağlayamayacağı avantajları sağlayan bir ülke. Hiçbir dünya ülkesi o yüzden Türkiye'den vazgeçmeyi göze alamaz. Diyelim ve devam edelim. Bugün biliyorsunuz, baştan da söyledim, partilerin grup toplantıları vardı. Hem CHP hem de AK Parti grup toplantıları düzenledi. Bir de AK Parti ile ilgili bir dipnot. AK Parti kuruluştan itibaren kendi il başkanlıklarını yapan, illerdeki il başkanlıklarını yapan herkesi Ankara'ya çağırdı. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde birebir diyaloglara girecek. İlimizde de bütün il başkanları, kurucu il başkanlarından itibaren hepsi Ankara'ya gitti. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye. Bunların arasında dikkat çeken isimler de var. Enver Yılmaz'ın da toplantıya katılacağı söylendi. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak katıldıkları toplantıdan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz bugün grup toplantısında, bilmiyorum haber bülteninden takip edebildiniz mi, çıkışları vardı partililere ve partilileri uyardı Sayın Cumhurbaşkanı. Bazı partililere de işaret ederek arzu eden gidebilir dedi. Bunun peşinden de İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. Erdoğan'ın Trump'la ilgili, Amerika ile ilgili de söylemleri vardı. Kemal Kılıçdaroğlu da bugün grup toplantısında, yaptığı grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Özellikle maaşı üzerinden eleştirdi. Ve Amerika'daki Temsilciler Meclisi'nin özellikle Ermeni yasa tasarısı üzerinde durdu. Ermeni tasarısının kabul edilemez olarak yorumladı. 3600 ek gösterge ile ilgili haber bültenimizde, özetimizde bir haberimiz var. Bültenimize değişeceğiz. Bu ve daha fazlası için bir gündem özet turu yapalım. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Ankara-Washington hattında dün gece tansiyon yükseldi. Bunun sebebi ise Temsilciler Meclisi'nden peş peşe Türkiye karşıtı iki tasarının geçmesi. Bunlardan ilki 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelendiren tasarıydı. Bunun ardındansa TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Türkiye'ye yaptırımlar öngören tasarı kabul edildi. Büyük çoğunlukla geçen tasarılar sonrasında Ankara-Washington hattında tansiyon yükselirken
arka arkaya açıklamalar geldi. ABD Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilen soykırım tasarısına çekimser kalan isimlerden biri, kongreye giren ilk Müslüman temsilcisi olan İlhan Omar bu duruma tepki gösterdi. ABD'de bu karara gösterilen tepkinin ardından Ankara'dan da çok sert tepki geldi. Bugün ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Her ne kadar taraflardan arka arkaya açıklamalar gelse de gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerini aradı. Gerekli gereksiz birçok konuda hem halkını hem de dünya kamuoyunu meşgul eden ABD Başkanı Donald Trump, müttefik bir ülkeye karşı alınan kararlar sonrasında konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Sadece birkaç gün önce terörist Mazlum Kobani'yi destekleyen mesajlar atan ve Türkiye'nin ekonomisini bitiririz gibi ifadeler kullanarak adeta Ankara'yı kışkırtan Trump'ın bu konuda sessizliğini bozarak sadece Amerikan iç siyasetiyle ilgili mesajlar paylaşması dikkat çekti. Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine seslenip uyarıda bulundu. Erdoğan, eğer meclis çalışmalarına katılmazsak bunun vebalinden kurtulamayız ve açık konuşayım, aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini söylediği AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndan ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu istifa kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine gerçekleştirdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce gerçekleştirdiği bir toplantıda Sayın Gül partimizin kurucularından biri değil yanlış biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığının ardından partiye üye olmadı. Ahmet Davutoğlu ise eski başbakanımız. Onların yaptığı açıklamaları anlıyorum ama partimizin içinden arkadaşlarımızın, hele ki parti yönetimi ve MKYK içerisinden arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu eden isterse gidebilir demişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. ABD'ye sözde Ermeni soykırımına yönelik tasarı hakkında tepki gösteren Kılıçdaroğlu, benim dediğimi yapmadın, ben egemen gücüm intikam alırım, Ermeni olaylarını gündeme getiririm derseniz bu doğru değildir. Bunu kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum dedi. Ankara'da 13 Aralık 2018'de meydana gelen 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede aralarında tutuklu olan tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'in de bulunduğu 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 47 lira artış olacak. Emekli olacakların maaşları ise 530 ile 600 lira arasında artacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memurla memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, ek göstergede çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacağını söyledi. Evet, Cumhurbaşkanı ile devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, Erdoğan bugün grup toplantısında konuştu. Haberin girişinde de söyledik. Grup toplantısında oldukça net ve sert ifadeler kullandı, mesajlar verdi. Hem parti içine yönelik hem de ülke siyasetine yönelik hem de Amerika'ya dönük ciddi mesajları vardı. Gündem özette de bahsettik. Trump'la ilgili ve Amerika ile ilgili 13 Kasım'da yapacağı duyurulan ziyaretin olup olmayacağı noktasında henüz kararını vermediğini söyledi. Rusya ile ilgili ortak devrelerin cumartesi günü başlayacağını söyledi. Parti içinde özellikle Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Abdullah Gül'den sonra hareketlenen yapılanmalara işaret ederek isteyen, arzu eden gidebilir dedi. Ve bunun üzerine de bir istifa geldi. Hem de MKK üyesi, bir milletvekili AK Parti'den istifa etti. Bilmiyoruz bunun arkası da gelecek mi, nasıl bir yapılanma olacak ama çok da rahat değil gibi sanki yapı ve bu insanların, Türkiye genelindeki bu insanların çağrılmasının da muhakkak bir sebebi vardır. Bakalım bu toplantıda ne çıkacak? Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda verdiği mesajda durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Durmadan kararlılıkla yollarına devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i kastederek Türkiye'ye darbe yapan böyle bir terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir manivela mıdır? Bundan size bir fayda gelmez. İstediğiniz kadar bunu düşünerek elinizde avucunuzda tutun. Ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra suçların iadesiyle ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin dedi. Ülkenizde kalkıp da 400 dönem arazi tahsis ettiğiniz bu adamın hala Adalet Bakanlığımız sizlere 90 koli bu adamın suç layihasını gönderdi. Türkiye mahkemelerinin verdiği dosyaları gönderdi. Ya bir de oturun şunu bir inceleyin ya. Burada ne var ne yok diye bunlara bir bakın. Bakmıyorsunuz ve böyle bir terörist başını Türkiye'ye darbe yapan böyle bir terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir manivela mıdır? Bunu da söyleyelim. Bundan size bir fayda gelmez. İstediğiniz kadar bunu düşünerek elinizde avucunuzda bunu tutun. Şey gelmez. Ya bunu bize teslim edeceksiniz? Ya da bizden bundan sonra herhangi bir suçluların iadesiyle ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Erdoğan 13 Kasım'daki ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusu üzerine şu anda henüz kararımı vermedim ama soru işareti şeklinde cevap verdi. Türkiye'ye yönelik tepkilerimizi dile getirdiğimiz haklı olarak ama merak ettiğimiz bir konuda 13 Kasım'daki ziyaretinin koşullarda hala gerçekleşip gerçekleşmeyecek. Şu anda henüz kararımı vermedim ama soru işareti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış, il başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir kardeşimizi eski AK Partili olarak sınıflandırmadık, sınıflandırmayız ifadelerinin de altını çizdi. Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Teşkilat yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili gibi unvanlı görevler bu büyük yürüyüşte sadece birer hizmet vesilesidir. Hizmet vasıtasıdır. Asıl önemlisi hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük davanın başarısı için bir nefer gibi çalışabilme erdemini gösterebilmektir. Bunun için hiçbir kardeşimizi eski AK Partili olarak sıfatlandırmadık. Sıfatlandıramayız. İnşallah bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. Erdoğan konuşmasında tek derdimiz iktidarı sürdürmek olsaydı bunu eski sistemle çok kolay yapabilirdik açıklamasında bulundu. Başarı çıtasını %50'nin üzerine çıkardık. Bu değişim için kimse bizi zorlamadı. Milletimize ve kendimize güvendiğimiz için çıtayı böylesine iddialı bir seviyeye yükselttik. Eğer tek derdimiz iktidarımızı sürdürmek olsaydı eski sistemde bunu çok daha kolayca yapabilirdik. Ama biz ülkemizin istikbalini, milletimizin beklentilerini, demokrasimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak tarihimizin en köklü yönetim reformunu hayata geçirmeyi tercih ettik. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi zaten mümkün değildi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bugün onların da grup toplantısı vardı ve grup toplantısında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partililere hitap etti. Gündeminde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı Ermeni soykırım kararı vardı. Soykırım kararının kabulü vardı. Bir de Erdoğan'ı hem maaş hem de vergi, yeni gelecek vergi sistemi üzerinden eleştirdi. Amerika'nın aldığı kararın kabul edilemez olduğunu söylerken yeni vergi tasarısının da halkın üzerine çok daha fazla yük bindireceğinden bahsetti. Asgari ücretlilerle Erdoğan'ın maaşını kıyasladı. 74 bin liradan 81 bin liraya çıkarılan maaşla ilgili Erdoğan'a siz hala oy vermeye devam edecek misiniz dedi. Ve işsizlik
8 milyonu aştı geniş tanımlı işsizlik miktarı. Bugün kapalı grup toplantımızda yeni gelen vergi yasa teklifiyle ilgili görüşmelerde yapıldı. Aslında işin özü şu, yeni gelen vergiler de yine milletin sırtına binecek. Vatandaş yeni vergilerle karşılaşacak. Sanki durumu çok iyi, sanki hiç vergi ödemiyor. Yeni vergiler gelecek, yeni vergilerle vatandaş karşı karşıya kalacak. Bu vergi kanunu çıkarılırken hiç kimsenin, iş dünyasından hiç kimsenin görüşü alınmadı. Oysa Ekonomik Sosyal Konsey dediğimiz bir anayasal kurum var. Neden işverenleri çağırmıyorsun? Neden esnafı çağırmıyorsun? Neden çiftçiyi çağırmıyorsun? Neden sanayiciyi çağırmıyorsun? Neden memuru çağırmıyorsun? Neden işçileri çağırmıyorsun? Yeni vergiler çıkarıyoruz. Durumunuz nedir? Düşünceniz nedir diye bize açıklayabilirlerdi. Ama bunlar yapılmıyor. 5 Şubat 2009'dan bu yana Ekonomik Sosyal Konsey toplanmıyor. Hangi adalet, hangi hukuk, hangi düşünce? Bunların sorgulanması lazım. Asgari ücret 2020 lira ama yeni bütçe tabii Erdoğan'ın maaşını artırıyor. Ne kadar? 74.500 liradan 81.250 liraya çıkarılıyor. Erdoğan'ın maaşı. Geçinemiyor tabii adamcağız, ne yapsın? Geçinemediği için 81 bin lira. Geçinebilseydi bu kadar artırmazlardı zaten. 7 bin lira artırıyorlar. Asgari ücretin çok çok üstünde. Asgari ücret 2020 lira. Erdoğan'ın maaşındaki artış 7 bin lira. Bütün asgari ücretli kardeşlerime sesleniyorum. Asgari ücretli ayda 2020 lira alan bütün işçilere sesleniyorum. Hala sen gidip Erdoğan'a oy mu vereceksin kardeşim? Hala gidip 81 bin lirayla geçinemiyorum diyor. Sen 2020 lirayla geçinmeye çalışıyorsun. Elini vicdanla koy. Elini vicdanla koy. Yerelle devam edelim sevgili izleyenler. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız Tarım Bakanlığı'nın sayfasından restoranlarla ilgili bir duyuru yapılmıştı. Restoranlarda hijyenin ortamına uymayan ya da sağlıklı et tüketmeyen, sakatat ya da tavuk eti tüketen gıdalarında bunları kullanan restoranların isimleri açıklanmış idi. Bunlardan bazıları da ilimizde hem ilçelerde hem de Altınordu merkezli olan restoranlar vardı. Bununla ilgili Mehmet Kaya, Ordu Lokantacılar ve Aşçılar Odası Başkanı Mehmet Kaya TV52 mikrofonlarına bir açıklamada bulundu ve bu durumun kasaplardan kaynaklandığını söyledi. Ordu Lokantacılar ve Aşçılar Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ordu'daki bazı firmaların etlerinden alınan numuneler içerisinde tavuk eti saptanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Mehmet Kaya, bazı kasapların tavuk eti ve kıyma etini aynı aletle çektiğini ve etlerin birbirleriyle karıştığını belirtti. Bu talihsizlik bir olaydı. Gerçekten hem esnafımız, hem lokantacı esnafımız, hem kasap esnafımız. Bununla ilgili bayağı bir mağdur olan arkadaşlarımız oldu. Ama burada ticari amaç sağlanacak bir şekilde oranlarda da gözüktüğü gibi herhangi bir ticari amaç sağlanmıyor. Burada sadece kasaplarımızın şeyi çekerken önce tavuk etini çekiyorlar, daha sonra kıyma çekiyorlar. Kıymayı da tavuk eti bundan dolayı karışıyor. Yani özellikle kıyma etine tavuk eti karıştırma olayı yok burada. Buna zaten bizim lokantacı esnafımız olsun, kasap esnafımız olsun hiçbirisinin tenezzül edeceğini sanmıyorum. Çünkü hepsi de hem kasap esnaflarımızın hem de lokantacı esnaflarımızın 15-20 senelik esnaflarımız. Burada sadece bir yanlış uygulama olmuştur. Bundan dolayı da biz gerekli açıklamaları yaptık. Biz esnaflarımıza, hem kasap esnafımıza hem de lokantacı esnafımıza gerçekten güveniyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda gönül rahatlığıyla, bu esnaflarımızdan hem lokantacı esnaflarımızdan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz araştırmalarımızı yaptık. Lokantacı esnaflarımızla görüştük. Bunun sadece yanlış bir uygulamadan kaynaklandığını biz kanıya vardık, görüşünü savunduk. Tüm kasapları aynı kefeye koymamak gerektiğini de söyleyen Kaya, kasaplara tezgahlarını iyi temizlemesi tavsiyesinde bulundu. Esnaflarımıza
bu konuyla ilgili gerçekten çok mağdur oldular esnaflarımız. Kasap esnafımızı burada orada bütün kasapları tabii ki zan altında bırakmamak gerekiyor. Burada lokantacı, iki tane lokantacı, üç tane lokantacı esnafımızın kendi kasaplarından aldıkları ürünlerden, kıymadan tavuk etinin çıkması sadece yanlış bir uygulamadan dolayı olmuştur. Sıkıntı yok. 3-5 gün arkadaşlarımızın satışlarında düşüklük oldu. Ondan sonra şu anda düzeldi. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyenler. Sosyal medyada göz atıyorum bu arada. İyi yayın dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Levent Akkoç'ta TV52 mesaj var demiş ama nereden olduğunu söylememiş. Ben göremedim, en azından baktım bakındım. Dolayısıyla nerede olduğunu yazdığı mesajın söylerse ya da buradan gönderirse ben görebilirim ve dolayısıyla daha kolay yorumlama ve çözümleme yapabiliriz diyelim ve devam edelim sevgili izleyenler. İstanbul'da Eminönü deyince aklınıza ilk neresi gelir, ne gelir diye sorsam herhalde %60'ının 70'inin aklına balık ekmek gelir. Biliyorsunuz tarihi bir mekan. Gemilerde hazırlanan balık, ekmek içi balık ve orada yemenin, Eminönü'nde, Haliç'in kenarında orada balık ekmek yemenin keyfi, zevki, hazzı bir muhteşem, bir başka yani. İstanbul'a gidip de bu lezzeti tatmayan, bu mekana uğramayan yoktur diye düşünüyorum. Sadece ilimizden değil, Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın her yerinden buraya gelip, burayı ziyaret edip yemek yiyen insanlar vardır. Burada amaç aslında karın doyurmaktan daha öte. Ayrı bir zevk, ayrı bir keyif. Herhalde tarihi olmasının ve bu kadar ilgi görmesinin sebebi de budur. Zira bence Boğaz'daki birçok restoranda yemek yemekten çok daha keyifli. Eminönü'nde balık ekmek yemek. Bizim etrafımızdaki herkes de bunu düşünür. Ne anlatıyorum? Nereye varmaya çalışıyorum? Burayla ilgili, Eminönü balık ekmekle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir karar almış. 1 Kasım'da bu tezgahların kaldırılacağını söylemiş ve yerine yeni bir tezgah kurulmayacağını söylemiş. Yani burada bir restoran çalışması olur, bir iyileştirme olur, farklı bir proje olur, bir geliştirme olur, başka bir şey. Ama bunların hiçbirisi yok. Tezgahlar kalkıyor ve sebebi de yok. Belki yıllardır, 10 yıllardır, 100 yıldır belki devam eden bir gelenek, Eminönü'ne belki de en büyük değeri katan bu esnaflar burada 1 Kasım'dan itibaren olmayacaklar. Bununla ilgili de bizi ilgilendiren kısımda aslında İstanbul'da çok değerli bir kardeşimiz var. Yıllardır bu işi yapan, babasından ona miras kalan, bu işi yapan, atasından ona miras kalan, bu işi yapan bir kardeşimiz var. Arif Hikmet İlke, bütün ordulular onu tanır. Özellikle bir sıkıntısı olan, bir derdi, bir sorunu olan insanların yardımına ilk o koşar, tabi haberi olursa. Bu kardeşimiz de burada Tarihi Eminönü Balık Ekmek Kooperatifi'nin başkanı idi. Ve bununla ilgili de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir başvuruda bulunmuş. Bu durumun uygun olmadığını, etik olmadığını hem oranın manevi hem de kültürel, tarihi değerinden bahsetmiş. Bakalım İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu anlamda nasıl bir rol alacak, nasıl bir uygulama yapacak ama ümit ediyorum ki bu kadar değerli bir bölgede, bu kadar tarihi dokusunda işlemiş, yani o ilçenin tarihi dokusunda işlemiş, hatta ilçenin belki de önüne geçmiş bir kültürel etkinlik, ticaret olarak bakmamak lazım. Evet, oradan yüzlerce kişi evine ekmek götürüyor ama buranın daha önemli bir misyonu var. Dolayısıyla bu açıdan bakmak lazım. Böyle bir mekanı kapatarak buradan kar elde etmeyi ya da getiri sağlamayı düşünmüyordur. Ümit ediyorum ki başkanın bu anlamda daha iyileştirmeye yönelik, bu mekanları daha iyi hale getirmeye yönelik bir tasarrufu vardır diyelim. Haberimizi izleyelim, sonra devam edelim. İstanbul'da yüzyıllardır süren gelenek sona mı eriyor? İşte herkesin aklındaki soru da bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ihtarname gönderdi. Balık tutkunlarının da çalışanlarının da ağızlarının tadı kaçtı. İstanbul'a gelen ilk önce Eminönü'ne gelir, buradaki tarihi teknelerden balık ekmek alırdı. Ancak İBB'den yapılan bir açıklama kafaları karıştırdı.
Kiracılara gönderilen yazılarda balık ekmek teknelerinin 1 Kasım itibariyle alanı terk etmesi istendi. Bu kültürün yaşaması gerektiğini düşünenler ise balık ekmekçiler kapanmasın diyor. Balık ekmekçiler ise kara kara düşünüyor ve 1 Kasım'ı bekliyor. O isimlerden biri de Eminönü'nde balık ekmek satıcısı Ordulu Arif İlke. Balık ekmekçi Arif İlke sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi ve şunu paylaştı. 01.11.2019 tarihi itibariyle kiracısı olduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kira kontratımızın iptal edildiği, yenilenmeyeceği ilan edilmiştir. Bu sıkıntılı sürecin bana en büyük katkısı yüzlerce dua ordusunun, dostlarımın desteğinden emin olmama vesile olmasıdır. Onlarca telefon mesaj aldık, dua aldık. Adeta günlerdir telefonumuz susmadı. Mekanlarımız dostlarla doldu taştı. Her türlü, her partiden siyasetçi, bürokrat, iş adamı, meslek grubundan, her yaştan desteklerini, dualarını, her şartta benimle olduklarını, sonsuz desteklerini bildirdiler. Dünya malı kazanılır, kaybedilir. Benim gerçek zenginliğim dost biriktirmek, dua biriktirmektir. Bu paylaşımdan sonra bize desteğini, duasını esirgemeyen sevenlerimizin çığ gibi günden güne büyüyen destekleri düşmanlarımıza en büyük cevabımız olacaktır. Ekibim ve şahsım adına bana ne kadar zengin olduğumu hatırlatan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Evet, haberimizi izlediniz sevgili izleyenler. Nereden baksanız tutarsızlık, yani hiç uygun değil, hiç doğru değil bizce. Ben eminim ki ekranları başında haberi izleyen herkes de bizim gibi düşünüyordur. Zira belediye başkanlarının görevi oldukları şehre, görev yaptıkları şehre değer katmak, fayda sağlamak, güzel olan şehirleri yok etmek yerine onları daha iyi, daha seviyeli hale getirmek, kamunun faydalanması adına. Ben de ümit ediyorum ki Ekrem Başkan'ın amacı burada üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir. Bu arkadaşlarla beraber fikir birliğine varıp sonunda buradan şimdi olduğundan daha iyi bir hizmet sağlayacak tesisler, işletmeler oluşturarak, yine bu insanlarla beraber oluşturarak milletimize hizmet etmek şeklindedir diye temenninde bulunalım ve devam edelim. Biliyorsunuz dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı idi ve gün boyu etkinliklerle ve coşkuyla kutlandı bayram. Akşam saatlerinde de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kabulü vardı. Bir resepsiyon düzenlendi ve resepsiyona Ordu Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'le beraber kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri katıldı. Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ordu Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un ev sahipliğinde kabul töreni düzenlendi. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kabul törenine katılanlar, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz tarafından kapıda karşılandı. Cumhuriyet kabul törenine Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, Baro Başkanı Avukat Murat Poyraz, Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Ekrem Ballı, Altınordu Kaymakamı Niyaz Erten, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet kabul törenine katılan konuklara hitaben bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Ordu Valiliği tarafından düzenlenen kabul törenine katılanlara teşekkür etti. Yavuz, Cumhuriyet'in bugün itibariyle 96. yılı olduğunu hatırlatarak, bir taraftan kökleri itibariyle maziye, diğer taraftan da göğe doğru yükselen, medeniyetle buluşan, dünyayla yarışan, şanına yakışır bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne doğru ilerlendiğini söyledi. Şimdi bir yıldır biz varız. İnşallah kıyamete kadar biz olacağız. Olabilmemizin yolu bir ve beraber olmak, birbirimizi kucaklamak. Bu coğrafyada olmanın biraz önce var olmanın en sevimli dediğimiz inancımız, şuurumuz, iddiamız, sevdamız. Nedir sevdamız? Bizim aynımız da Allah'a bağımız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kutsallarımız, işte bunlar arasımızı bize ayrılsak ve birbirimizi çok seversek. En önemli sanıyorum sözcük bu. Birbirimizi sevmeliyiz. Kabul töreni daha sonra ay yıldızlı Türk bayrağı ile bezenen ve üzerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun yazılı pastanın kesilmesiyle devam etti.
Pastanın kesimine Vali Settar Yavuz, eşi Selda Yavuz'un yanı sıra şehit aileleri de eşlik etti. Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nin üst fuaye salonunda verilen kokteylde davetlilerin bulunduğu masaları ayrı ayrı ziyaret ederek kabul törenine katılan davetlilerle kısa sohbetlerde bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdiler. Vali Settar Yavuz ve davetliler daha sonra Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen havai fişek gösterilerini izledi. Evet sevgili izleyenler, çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Allah bize ne nimet varsa bir şehirde verilebilecek, çok şükür ki hepsini vermiş. Ama eksiklerimiz var. Nedir? Mesela en büyük eksikliklerimizden bir tanesi şehrin çok sessiz sedasız olması. Sosyal ve kültürel anlamdan çok zayıf kalması. Biz Hilmi Güler Başkan'la bir akşam bir sohbet ederken Hilmi Güler Başkan espriyle karışık dedi ki ezan ve sela olmasa şehirde çıt çıkmıyor. Buraya biraz enerji katmak lazım, biraz hareket katmak lazım demişti. Gerçekten de öyle. Bu anlamda zannedersem başkan buna istinaden, bu düşüncesine istinaden bir hamle yapmış ve Ordu Büyükşehir Belediyesi kent orkestrasını kurmuş. Orkestranın şefi Alper Yavuz Genç, çok başarılı bir kardeşimiz. Siz şimdi haberi izlediğinizde benimle aynı kanaate varacaksınız. Gerçekten müthiş bir konser oldu akşam. Havaya rağmen, yağışa rağmen izleyenler büyük keyif aldı. Ben Efe'den geldim, hır yaşadım, hır yaşadım. Ordu'da 1940'lı yılların başında Ordu Belediyesi tarafından kurulan ve müzisyen ekibin emekli olmasından sonra dağılan bando takımı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla geliştirilerek yepyeni bir kimlikle Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası adı altında tekrardan kuruldu. Alanında uzman kişilerin bulunduğu Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ilk konserini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen Cumhuriyet konserine Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Adem Atik, Celal Tezcan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu ve OSKİ Genel Müdürü Murat Uz katıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, bundan sonra bu orkestra bütün özel günlerde sizlerle olacak dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nı yöneten şef Alper Yavuz'sa bugün burada olmamızda öncü olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ekibim adına teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Ordu'da Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayan vatandaşlar ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nı büyük bir beğeniyle takip etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar yeni kurulmasına karşın başarılı bir performans sergileyen ekibi kutlayarak başarılarının devamını diledi. Gerçekleştirilen konser sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik tarafından koro şefi Alper Yavuz'a çiçek takdim edildi. Evet, Hilmi Başkan'ı tebrik ediyoruz. Alper Yavuz'u da tebrik ediyoruz. Alper Yavuz nezdinde bütün orkestrayı tebrik ediyoruz. Gerçekten harika iş çıkartmışlar ve eminim ki çok daha başarılı konserlere imza atacaklar. Önümüzdeki dönemde bir de eleştirimiz var Sayın Başkan'a. Önceki dönemlerde görmeye çok alışkın olduğumuz bir grup vardı, Mehteranlar. Mehteranların sesi artık çıkmıyor. Onların da sahada olması gerektiğini söylemek istiyoruz, dillendirmek istiyoruz. Zira bizim aslımızda, neslimizde, kültürümüzde, geçmişimizde fazlasıyla imzası olan gruplar bunlar. Ve milli duygularımızı en iyi anlatabilecek gruplar. Dolayısıyla birinin sesini çıkarıp diğerini kesmek yerine İkisinin birden sahada olması ve şehrin cıvıl cıvıl olması bizim görmek istediğimiz manzara diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz ad ve soyad değişikliğinde bir sefere mahsus mahkemeye gitmeden nüfus idarelerince düzenleme yapılabilme yetkisi verildi ve her isteyen vatandaşımız ismini ve soy ismini sadece nüfus idarelerine giderek değiştirme hakkına sahip. Şu ana kadar Ordu'da 1297 kişi bu haktan faydalanmış, isim ve soy isim değişikliği yapmış.
3 Kasım 2019'da sona erecek bu uygulama. Dolayısıyla 3 Kasım 2019'a kadar faydalanmak isteyen herkesin nüfus memurluklarına başvurması gerekiyor. Haberimizi izleyelim, sonra tekrar devam edelim. İsminde ve soy isminde yazım ve imla hatası olan vatandaşlarımız yine soyadı kanuna aykırı alınmış, toplumda inciltici anlam taşıyan soy isimlerin değiştirmesi mahkeme kararı olmaksızın nüfus müdürlüklerine vatandaşlarımız tarafından müracaat edilmesi halinde ismindeki ve soy ismindeki imla ve yazım hatası düzeltiliyor. Ad ve soyadda yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama büyük ilgi gördü. Kimlikten dolayı geldik, isim değişikliğinden dolayı oğlumun adı Berk Bura olarak yazılmıştı. Berk Bura olarak değiştiriyoruz. Bugüne kadar 188.129 kişi soyadını değiştirdi. 74.708 kişi ise ismini düzeltti. Nüfus ve Vatandaşlık Ordu İl Müdürü Cevat Şahin, Ordu'da ise 1297 kişinin ad ve soyadında değişiklik yaptığını söyledi. Bu bağlamda Ordu ilimizde 1297 vatandaşımız isim ve soy isim değişikliği için nüfus müdürlüklerimize başvurmuş, iş ve işlemler yapılmıştır. Müdür Cevat Şahin, bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamanın 3 Kasım 2019 tarihinde sona ereceğini söyledi. İsminde ve soy isminde yazım ve imla hatası olan vatandaşlarımız 3 Kasım 2019 tarihine kadar nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde ismindeki ve soy ismindeki imla ve yazım hatasını düzeltebilirler. Müdür Şahin isim ve soy isim değiştirmelerinin ise mahkeme kararıyla olduğunun da altını çizdi. Bunun dışındaki bu keyfi değiştirmeler veya isme isim ekleme mahkeme kararıyla olmaktadır. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Sosyal medya çağımızın belki de en büyük gereksinimi doğru kullanıldığı zaman çok faydalı. Ama bazen de sabote etmek amaçlı kullanıldığı zaman, kirli bilgiyle donatıldığı zaman gerçekten çok tehlikeli ve can sıkıcı. Bunlardan bir demet ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Bir demet derken yanlış kelime de kullanmayalım. Aslında biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir kirlilik vardı sosyal medyada. Aslında öğrenince kirlilik olduğu meydana çıkıyor. Ama baktığınız zaman habere herkes inandı. Neydi haber? Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında hayvanların katledildiği söyleniyor idi. Peki nasılmış? Haberimizi izleyelim. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça yer alan sokak hayvanlarına yönelik eleştirel paylaşımlar sonrası kameralarımızı Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına çevirdik. Kafesinde öldü bırakıldı denilen köpek ise Büyükşehir Belediyesi'nin uzman veteriner hekimlerince gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonunun ardından sağlığına kavuşturulmuş. Yani öldü denilen köpek ve yavruları yaşıyor. Burası yaralı ve tedavi edilen hayvanların rehabilite bölümü. Hayvanlar açık havada doğal ortam sunularak bakılıyor. Bulunduğumuz alan Altınordu Geçici Bakım Evimize ilave ettiğimiz yaklaşık 2 dönümlük bir alan. Burada hızlı acil olarak 12 tane köpek kulübesi yaptık, kafesi yaptık. Açık ve kapalı alana sahip bu alanlarımız. Arkamızda görülen köpek kulübeleri benzeri bir yapıyı şu yanımızdaki boş alan üzerine de imal edeceğiz. Yaklaşık buraya 50 tane köpek kulübesi yapacağız. Hayvanların bulunduğu alanın temizliği günde 3-4 kez belirli saatlerde yapılıyor. Barınakta bulunan ve kuduz tedavisi gören hayvanların bulunduğu kısım belki de en dikkat çekici alan. Henüz 1-1,5 ay önce kuduz vakası sebebiyle vücutlarında tüy dahi bulunmayan bazı hayvanlar hızlıca tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturulmuşlar. Arkamızda kafeste bulunan hayvanlar sokaktan bize generalize uyuz vakalısı şeklinde gelmiş hayvanlar. Bu hayvanların tedavileri yaklaşık 1-1,5 aydan beri devam ediyor. Bu hayvanlar bize ilk geldiğinde vücutlarında hemen hemen tüy hiç yoktu. Tamamen kaş ektiktiler. Biz bu hayvanların hem ilaçlı tedavisini hem bakım beslemesini yaparak yaklaşık bir ayda bu şekle gelmelerini sağladık. İnşallah yaklaşık bir ay sonra çok daha güzel bir görünüme sahip olacaklar. Yani dışarıdan bakıldığında bu hayvanların bakılmıyor gibi lanse edilmesi de doğru değil. Bu hayvanların tedavisi ve bakımları en üst düzeyde devam ediliyor. Altınordu ilçesindeki barınağın dışında Ünye ilçesi Kızılkaya mevkiinde yaklaşık 14 dönüm alanda ve doğal ormanlık alan içerisinde bir barınak daha bulunuyor.
Altınordu barınağında 200 civarında yetişkin, 150 civarında yavru hayvan bulunuyor. Ünye'de bulunan barınakta 190 civarında can dost misafir ediliyor. Arkamızdaki kafeste PVC borulardan yapılmış üniteler görüyorsunuz. İşte bu üniteleri biz kurum amayla üst seviyeye kadar dolduruyoruz. Hayvanlarımız burada istedikleri zaman günün her saati yiyeceğe ulaşabiliyorlar ve biz bunu her gün kontrol ederek eksik kısımlarını tamamlıyoruz. Böylece toplu hayvanların bulunduğu ortamda yeme ulaşma açısından sıkıntının olmasını engellemiş oluyoruz. Hayvanların birbirine zarar vermesini de engellemiş oluyoruz. Yemekleri verilen sağlık kontrolleri ve tedavileri yapılan sokak hayvanları ise sahiplenilmeyi bekliyor. Evet, Fas'a uzanıyoruz sevgili izleyenler. Dün Cumhuriyet Bayramı'ydı biliyorsunuz. 29 Ekim coşkuyla kutladık ve bu kapsamda dün akşam Fas'a Fener Alayı düzenlendi ve Fener Alayı'na Fas'a Kaymakam Ömer Lütfi Yaran'ın yanı sıra Fas'a Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'la birlikte siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı Fener Alayı'nda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Ordu'nun Fas'a ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Fener Alayı yürüyüşüne Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'la birlikte tüm kamu kurumları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katılarak birlik, beraberlik mesajı verdiler. Öğrenciler 70 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile marşlar söyleyerek yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'ndan başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü, Emniyet Caddesi, Hacı Hulusi Baba Caddesi, Ahmet Cemal Güvenkaya Caddesi ve Reşadiye Caddesi'nden devam ederek 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi. Fas'a Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran Cumhuriyet Yürüyüşü sonunda yaptığı konuşmada, İlçedeki bütün siyasi partilerin hiçbir ayrım gözetmeksizin programa katılmasının ayrı bir güzelliği olduğuna dikkat çekerek bu birlik ve beraberliğin çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Bu akşam da burada uzun yıllardır yapılmayan bir şekilde meşaleli bir yürüyüş yaptık. Çok hakikaten yoğun bir katılım oldu. Bundan dolayı da çok sevindik. Yani atalarımız büyük bir mücadeleyle, büyük bir kahramanlıkla 7 düvele karşı mücadele ederekten bu cumhuriyeti kurdular. İşte bugün de aynı sorunu yine bir 7 düvele karşı mücadele ediyoruz. Bugün birlik beraberlik sayesinde biz bu cumhuriyeti kurduk. Yine aynı şekilde birlik beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz zaman önümüzdeki asırda Türk asrı olacaktır. Ben buna canlı gönlü inanıyorum. Ayrıca ilçemizdeki bütün siyasi partilerin hiçbir ayrım gözetmeksizin programımıza katılması da işin apayrı bir güzelliğidir. Yani Fas'ta bu birlik beraberlikle de çok çok daha iyi bir yer gelecektir. Ben buna inanıyorum. Evet, devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, seçim döneminin belki de en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. 3600 ek göstergeler. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri dahil birçok meslek grubunu ilgilendiren, etkileyen bir düzenleme ve bununla ilgili bir müjde geldi. Ömer Çelik bununla ilgili bir açıklama yaptı ve bu konuya sıcak baktıklarını önümüzdeki günlerde yasa tasarısının geçebileceğini söyledi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memurla memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesine sevindirici haber geldi. Posta Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor dedi. Ömer Çelik, çalışmalar kapsamında polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade etti. Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak, bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak.
Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira yatacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82.345 liradan 103.279 liraya yükselecek. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken ikramiyelerinde de 17.100 lira artış olacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20.710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken ikramiyelerinde de 17.100 lira artış olacak. Ve ıhlamur diyoruz sevgili izleyenler, kışın vazgeçilmez içeceği. Soğuk algınlıklarından korunmak için belki de kış boyunca tüketilen en önemli içeceklerden bir tanesi. Tabi salebi de unutmamak lazım ama haberimiz, gündemimiz ıhlamur. Ihlamuru biliyorsunuz yaz boyunca içmek isteyen, tüketmek isteyenler aktardan alıyor idi. Ancak kışın yaklaşmasıyla ıhlamur pazara indi. Çarşamba pazarında bugün boy boy ıhlamur poşetleri vardı ve bu ıhlamur poşetlerinin fiyatları da kalitesine göre değişkenlik gösteriyordu. Kış için hazırlıklı olmak istiyorsanız haberimizi mutlaka izleyin. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ıhlamur satışları patladı. Yaz mevsiminde sadece aktarlarda bulabildiğimiz ıhlamur, çarşamba pazarı tezgahlarında da yerini aldı. Tezgahlara poşet poşet inen ıhlamurlar griplerden korunmak isteyen vatandaşların bir numaralı tercihi oldu. Tabii ki ıhlamur çayına her zaman talep var. Yaz olsun, kış olsun. Tabii kışın daha çok talep oluyor. Soğuk algınlığı, gripal enfeksiyon gibi hastalıklara iyi geliyor. Evet, fiyatı nedir peki burada? Kilogram fiyatı değişiyor tabii. 60'a var, 80'a var, 100'e var. Ihlamurun kalitesine göre değişiyor. Ihlamurun fiyatı ise kalitesine göre değişiyor. Kış geldi, ıhlamur zamanı artık. Ihlamur zamanı şimdiden sonra inşallah hasta olmazlar ama hastalık sağlık için güzel bir şey. Ne kadara satıyorsun? 20 lira 200 gramı, 10 lira 100 gramı. Kilosu 100 lira yani. Toplanıyor, herkes çıkmıyor ağaca. Mesela adam ağaca çıkamıyor, buduyor. Budadığı zaman da gelecek sene olmuyor, kalmıyor. Bir iki sene sonra oluyor. Onun için pahalı. Evet sevgili izleyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin güzel bir haberiyle devam ediyoruz. Bir jest haberiyle devam ediyoruz. Orbel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki biliyorsunuz. Teleferik, otoparklar ve tersev gibi bazı etkinlik alanları Orbel'e ait. Bu anlamda Ordu Büyükşehir Belediyesi bir düzenleme yaparak öğrencilere jest yaptı. Toplu ziyaretlerde indirime gitti. Detaylar haberimizde. Öğrenciler için teleferik, tersev ve Boztepe Macera Park işletmelerinin kullanım ücretlerinde kampanya yapıldı. Orbel'in kamu şirketi olması nedeniyle hizmetlerini tamamen ücretsiz yapamadığını ifade eden Orbel Genel Müdürü Muhammed Günaydın, Orbel AŞ bir kamu şirketi olması sebebiyle hizmetleri tamamen ücretsiz yapamadığı için bizler de olabildiğince bu hizmetlerin karşılığını minimum rakamlara çekiyoruz. Bu sayede ilimizde deniz dahi görmemiş öğrenciler il merkezine gelerek bu tesislerden çok cüzi rakamlara faydalanabilecekler. Birçok ilde bulunmayan teleferik, tersev ve macera park gibi tesislerin öğrencilerin bakış açılarını ve ufuklarını geliştireceğine inanıyorum dedi. Kampanya kapsamında bir günde en az 10, en fazla 100 kişilik okul gruplarının yararlanabileceği tesisler kapsamında Orbel AŞ'ye en az 10 gün önceden yazılı bildirmek, etkinlikleri bireysel değil gruplar halinde gerçekleştirmek, ücretleri etkinlik öncesinde Orbel AŞ'ye peşin olarak ödemek şartı aranıyor. 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında öğrenciler teleferiğe 8 yerine 3 liraya, terseve 5 yerine 2 liraya, macera parkına 12 yerine 5 liraya giriş yapabilecek. Bir vefat haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. TV52'nin eski çalışanlarından Sibel Biçer, reklam ve pazarlama müdürü Sibel Biçer'in babası Dursun Biçer, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dursun Biçer uzun zamandan beri hasta idi ve gerçekten evlatları ciddi bir mücadele verdiler. Onu hayatta tutabilmek adına maalesef bütün uğraşlara rağmen Dursun Biçer kurtarılamadı ve vefat etti. Cenazesi bugün
İmam Hatip Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Dikenlice köyünde toprağa verildi. TV52 eski reklamcısı Sibel Biçer'in babası Dursun Biçer son yolculuğuna uğurlandı. Dayaklıyı nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz diye bir mümin miydi? Allah razı olsun. Dayaklıyı nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz diye bir Adem miydi? Allah razı olsun. Fisko Birlik eski müdürü Dursun Biçer Hakk'a uğurlandı. Biçer, Ordu'nun Altınordu ilçesi İmam Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Dikenlice Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören başta olmak üzere ailesi, sevenleri ve dostları katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Dursun Biçer'in ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Evet, biz de Dursun amcamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine, özellikle Sibel kardeşimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Sevgili izleyenler, hayat bu. Gelmek ve gitmek var. Ezanla sele arasında yaşadığımız bir ömür var. O yüzden yaşıyorken kıymetini bilelim hayatın ve sevdiklerimizin diyelim. Ve bu haberle bültenimizi bitirip veda edelim. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ordu'nun Dünyaya Açılan Penceresi TV52 ekranlarından iyi akşamlar. Ben Volkan Deniz. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızdayız. Ordu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Ordu Spor 1967 Fatsa Dolunay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda yardımcı antrenör Mahmut Nambaş ve as başkan Adem Akça takımdaki son durumu değerlendirdi. Ordu 1. Amatör Lig'de sezonu şampiyonluk parolası ile başlayan Ordu Spor 1967 Fatsa Dolunay maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Antrenmanlarda futbolcuların hırslı olduğu gözlenirken yardımcı antrenör Mahmut Nambaş ilk hafta güzel bir galibiyet aldıklarını, eksikliklere rağmen devre arasına çok iyi girip eksik gördükleri yerleri önemli isimlerle dolduracağını müjdesini verdi. As başkan Adem Akça ise yaşanan zorluklara değinirken çift kale maç yapmadan sezona başladık. Galip gelmek mutluluk verici. Zor şartlara rağmen sevdamız Ordu Spor için elimizden geleni yapıyoruz. İstiyoruz ki biz bu çınarı sonraki nesillere sağlam bir şekilde bırakalım sözlerini aktardı. Öte yandan teknik ekibe ve oyunculara teşekkür eden Adem Akça, buraya gelen kimse para konuşmadı. Teknik ekibinden masörüne, futbolcusuna, birçoğu eski Ordu Sporlu. Burada aile havası var. Gayemiz Ordu Spor 1967'nin hak ettiği yerlere geri dönmesi dedi. Şimdi sezona çok geç başladık. Geçen seneden elimizde kalan mevcut bir oyuncu grubu vardı. Ve bu oyuncu grubuyla beraber de kısa bir sürede, 15 günlük bir hazırlık döneminde maça çıkmak zorunda kaldık. Kalan bir takımımız, 19 takımımız yok, 17 takımımız yok. Oradan yukarıya çıkarabilecek mevcut oyuncularımız yok. O yüzden tamamen kendi A takım oyuncularımızla devam ediyoruz. Süreye ve zamana dayalı sakatlıklar, sertleşmeler oluyor bazı belirli bölgelerde. Çünkü hazırlık dönemi çok kısa olduğu için oyunculara bu anlamda çok yük biniyor. Spor takımının hedefi her zaman iyi futbol oynayıp seyir zevkini gelen taraftarlarımıza hissettirip şampiyonluktur. Geçen sene de zor imkanlar içerisinde hep beraber birlik beraberlik içerisinde taraftarıyla eski futbolcusuyla bunu başardık. Biz Ordu'yu temsil eden bir takımız. Önceliğimiz sıfırdan bir yapılanma içerisindeyiz. Ordu Spor 1967 olarak. Bu sıfırdan yapılanma içerisinde olduğumuz için tabii ki çok büyük eksiklerimiz var. Tescil dönemi biraz geç olduğu için yapılanma, futbolcu yapılanması, kulüp yapılanması olarak biraz geç başladık. İlk maç özetle bakıldığında 15 gün bir çalışma yaptığımız için hiçbir çift kale daha yapamadan, hazırlık maçı daha yapmadan ilk maçımıza çıktık. Arkadaşlarımızın çoğunluğu geçen yılki ekipten olsa da ziyade sonuçta amatör futbolcu 4 aylık bir süreçte fazla çalışma imkanı bulamıyor. Bunu
en kısa zamanda saha içinde ve saha dışında performansını artırıp seyircilerimizin de daha fazla destek verip Ordu Spor Kulübü'nü en kısa zamanda hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Bu seneki önceliğimiz tabii ki Bal Ligi. Bal Ligi'ne çıkmak için ne gerekiyorsa saha içinde ve saha dışında elimizden geleni en iyisini yapmak istiyoruz. Ordu Engelliler Gençlik Spor Başkanı Bayram Özdamar, Ordu'da ilk kez ampute futbol takımı kurulduğunu açıkladı. Bayram Özdamar, Ordu Engelliler Gücü Gençlik Spor Kulübü Başkanı. Bu yıl ilk kez mücadele edeceklerini aktaran Bayram Özdamar, ilk kez bir ampute takımı kurduk. İkinci ligden başlayacağız. Birinci Süper Lig ana hedefimiz olacak. Ordu'da ilk olduğumuz için sıkıntılarımız var. Spor yapacak arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz. Ulaştığımızda ise sorunlar oluyor. Zor da olsa bu takımı kurduk. Oynamak isteyen arkadaşlar gelerek sosyal medyadan da iletişim kurabilirler. Hayata küsmesinler istiyoruz. Destek konusunda belediyelerimize, iş adamlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Gerekli çabayı gösteriyorum ama henüz bir karşılık bulamadık dedi. Tabii ki basın ve büyüklerimizin de... Kadınlar Futbol Ligi'nde mücadele eden Ünye Gücü hazırlık maçında Rusumat 4 Gençlik Spor'u farklı mağlup etti. 2019-2020 sezonunda Ordu'yu Kadınlar Futbol 3. Ligi'nde temsil edecek olan Ünye Gücü Futbol Kulübü ile Rusumat 4 Gençlik Spor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki ekibin karşılaşmasında Ünye Gücü Futbol Kulübü rakibini 6-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Rusumat 4 Gençlik Spor karşısında 3 gol atan yeni transfer Semanur Akbaş'ın performansı alkış alırken Ünye ekibinde diğer golleri Aleyna Meral, Buse Uçan ve Buket Karadağ attı. Maçı farklı kazanan Ünye Gücü Futbol Kulübü antrenörü Muhammed Kışla çok iyi bir takımları olduğunu belirtirken hedeflerinin 2. lige yükselmek olduğunu söyledi. Voleybol erkekler 2. liginde mücadele eden Ordu İmam Hatip Lisesi Ankara'da Halkbank deplasmanında farklı mağlup oldu. Sezona kendi sahasında 3-2 mağlup oldu Şiran Akademi maçıyla başlayan Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi ligin ikinci maçı için Halkbank deplasmanına gitti. Ankara Beştepe'de parkeye çıkan Ordu temsilcisi farklı mağlubiyet sonrası Ordu'ya buruk döndü. Güçlü rakibi karşısında adeta yokları oynayan Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi 25-10, 25-17 ve 25-11'lik setler sonrasında parkeden 3-0 mağlup ayrıldı. Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi önümüzdeki hafta sahasında SGK'yı konuk edecek. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızda olduk. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.